Altılı Masa toplantısında 5 partinin ortak adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu gösterdiği, Akşener'in ise İmamoğlu ve Yavaş'ı önerdiği ifade edildi. Toplantının ardından kurmaylarını genel merkezde toplantıya çağıran Akşener, yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası açıklama yapmadı. İYİ Partili isimlerden krizi doğrulayan açıklamalar gelirken, Akşener'in bugün de genel idare kurulu ve il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. 2 Mart'ta açıklanması beklenen Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı 6 Mart'a kaldı. 6 liderin ortak imzasıyla açıklanan bildiri sonrası İYİ Parti'de olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin nedeni masadaki adaylık krizi iddiasıydı. 6 liderin buluşmasında İYİ Parti dışındaki 5 partinin aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdiği, Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini önerdiği ifade edildi. Toplantının ardından İYİ Parti liderinden sürpriz bir hamle geldi. Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleri, danışmanları ve Ankara'da bulunan milletvekillerini genel merkeze toplantıya çağırdı. Aday üzerinde bir mutabakat sağlanmadı açıklaması yapan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Akşener'in toplanma kararını Altılı Masa toplantısının ardından son anda aldığını söyledi. İYİ Parti milletvekillerinden Ümit Dikbayır da Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Masadaki diğer 5 partiyi kasteden Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" diyerek attığı tweet'i 10 dakika sonra sildi. Allah rızası için milletimiz tarafından size verilen yetkiyi ve görevi milletin çıkarları için kullanın. İYİ Partili Dikbayır daha sonra, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik. Güvendik, and olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" paylaşımını yaptı. Aynı saatlerde İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de sosyal medya hesabından Akşener'in son grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yaptığı apolet göndermesini hatırlatarak "Apoletlerini sök dedik sana" paylaşımı yaptı. Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Yaklaşık 4 saat süren toplantı çıkışı partililer "Türkiye iyi olacak" derken Akşener ise genel merkezden sloganlar eşliğinde açıklama yapmadan ayrıldı. Gazetecilerin atıp sildiği tweetini sorduğu Dikbayır ise "Evet, millet 5'ten büyüktür" yanıtını verdi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği 12. toplantısı sonrası İYİ Parti GİK üyesi Tamer Kayaalp'ten 3. aday çıkışı geldi. Kayaalp yaptığı paylaşımda seçmeni Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. "İkinci tura çıkan seçimi kazanır, yoksa 1-5 sene daha ah vah eder gezeriz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün saat 13.30'da toplanacak. Toplantının ardından Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor. Akşener'in saat 17'de 81 il başkanıyla görüşmesi bekleniyor. Altılı Masa'nın kritik toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu'nun bugün de görüşme trafiği sürecek. CHP lideri saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ve sonrasında da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la bir araya gelecek. Kurmaylarıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. İki sol partiyle görüşme ayarlandı. CHP'de bu gelişmeler Altılı Masa sonrası yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. Altılı Masa toplantısında başta adaylık olmak üzere görüşülen konularla ilgili bilgiler verdi. CHP lideri Altılı Masa toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir de paylaşımda bulundu. "Birlik beraberlik ölümden başka her şeyi yener" diyen Kılıçdaroğlu, başta toplantıya ev sahipliği yapan Temel Karamollaoğlu olmak üzere Altılı Masa'daki tüm liderlere teşekkür etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz iki görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu önce saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'le görüşecek. CHP lideri saat 14.30'da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la bir araya gelecek. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.